Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda bireysel emeklilikte yapılan 5 büyük pişmanlığı ele alacağız ama öncesinde kanala bir bakalım. Bildiğiniz gibi bizler bu kanalda bireysel emeklilikle ilgili bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunun yanında Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da günlük olarak en çok kazandıran bireysel emeklilik fonlarını grafik şeklinde paylaşıyoruz. Eğer sizlerin de gönüllü ya da otomatik katılım, herhangi bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa mutlaka bu kanalları takip etmenizi tavsiye ederim dedikten sonra konumuza dönelim. Bireysel emeklilikte yapılan 5 büyük hata başlıklı bir video hazırladık. Bu videonun kaynağı da sevgili Mehmet Mescioğlu olacak. Onu biz mutlaka aranızda tanıyanlar vardır. Twitter'da daha çok hisse senedi tarafında yatırımlar yapan ve paylaşımlarda bulunan bir kişi, çok sayıda da takipçisi var. Fakat kendisinin de bir bireysel emeklilik hesabı varmış ve bunu zaman zaman paylaşıyor. Son yaptığı paylaşım benim de dikkatimi çekti ve sizlerle paylaşmaya da değer bulduğum için bu videonun konusunu doğrudan bu tweetler üzerinden alacağız. Kendisi diyor ki benim bireysel emeklilikte 5 büyük pişmanlığım var. Bunlar şu şekilde. Ona geçmeden önce de kendisinin garanti emeklilikteki portföyünü paylaşmış. Burada gördüğünüz gibi yakında emekli olacağını söylüyor zaten. 172 bin liralık bir yatırım yapmış bireysel emekliliğine. Karşılığında 828 lira gibi çok ciddi bir rakam getirmiş fonları ve 1 milyon olmuş birikimi. Bunun yanında 42 bin liralık bir devlet katkısı gelmiş yatırdıklarına. O devlet katkısı da 53.892 liralık bir kar getirmiş fonlarda. Dolayısıyla 96.640 liraya ulaşmış. Topladığımızda da yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bir yatırıma ulaşmış kendisi. Bunu da paylaşmış. Bakalım pişmanlıkları nelermiş. Biz de hem onlara bakalım hem de üzerine yorum yapalım. Sizlere de mutlaka faydası olacaktır. Şimdi bir numarada diyor ki en büyük pişmanlığım 100 TL ile başlamış olmam. O yıllarda yatırdığım parayı vergiden de düşüyordum. Zannederim kendisinin ticari bir ilişkisi var o sebepten ya da daha önceleri zaman zaman bu özel sözleşmelerde böyle avantajlar vardı. O zaman şimdi 3 milyon TL veya 5 milyon TL'ye geçmiş olacaktım. Bütçeme göre çok düşük bir başlangıç yaptığıma pişmanım diyor. Bu konuda benim sözleşmem de aşağı yukarı aynı. Ben de çok düşük bir rakamla 90 lirayla başlamıştım ve uzun yıllar 90 lirayla devam ettim. Hatta şu anda 25 bin lira yatırmışım toplamda bireysel emekliliğe. Bunun 18 bin lirasını son 2 senede yatırdım. 6. yılındayım şu anda. Yani 4 yıl boyunca yatırdığım toplam rakam ortada. Çok düşüktü. Dolayısıyla mümkün mertebe yatırabileceğiniz maksimum rakamı yatırmanızı tavsiye ediyor. Tabii bunu yaparken şunu da unutmayın. Kendisinin de tek yatırımı bireysel emeklilik değil. Yani hisse senetlerinde, Eurobond'larda bir sürü yerde yatırımları var ama bireysel emeklilikte bir yan yatırım olmuş onun için, emeklilik bir kaynağı olmuş. Dolayısıyla burada yatırabildiğimiz, emekliliğimiz için ayırabileceğimiz maksimum rakamı ayırmamız gerektiğini kendisi de söylüyor. Son derece doğru bir tespit. 2 numaraya geldiğimizde eşimi 46 yaşına geldiğinde bireysel emeklilik yapmamış olmam en büyük pişmanlarından birisi diyor. Bireysel emeklilik konusunda sihirli 10 yıl formülünü keşfetmiş olduğum halde maalesef onu gönüllü besleyip yapmakta geciktim demiş. Son derece doğru. Özellikle 10 yıl çok önemli. Çünkü 10 yıla gelmediğiniz sürece sözleşmenizde maalesef tam manasıyla bireysel emekliliğin ne olduğunu ve potansiyelini anlamanız mümkün olmuyor. O yüzden ben de yeni başlayan arkadaşlara lütfen ama lütfen bir 10 yıl da olsa bu sisteme bir şans tanımalarını, 10 yıl boyunca bir miktar parayı buraya aylık olarak yatırmalarını ve unutmalarını tavsiye ediyorum. Bir de tabii ki 56 yaş ve 10 yıl olduğunda devlet katkısının tamamını alabildiğinizden, mümkünse eşinizden ya da annenizden böyle bir yaş pozisyonu varsa onlar üzerine de bir bireysel emeklilik açarak
10 yıl ve 56 yaş tamamlayarak devlet katkısının tamamından yararlanabilirsiniz eğer sizin yaşınız daha çok gençse. 3 numarada %30 devlet desteğinden faydalanmak için şimdiye kadar hiç ara ödeme yapmamış olmam da pişmanlıklarımdan biri. Neyse ki bu yıl ara ödeme yaparak yıllık toplam ödememi 140 bin Türk lirasına çıkartıp devlet katkısından 42 bin lira kazanacağım diyor. Bununla ilgili son bir videomuz olmuştu. Eğer izlediyseniz orada bir hesap yapmıştık. 2023 yılı içerisinde devlet katkısının tamamını almak için ne kadar ara ödeme yapmalıyız diye bir hesap yapmıştık Excel üzerinden. Burada da ona dem vuruyor. Eğer gücünüz, kuvvetiniz varsa, kenarda boşta bekleyen bir paranız varsa ya da uygun vadede bir şekilde ihtiyaç kredisiyle ya da kredi kartıyla bunu karşılayabiliyorsanız, yıl sonu geldiğinde ara ödemelerinizi artırarak devlet katkısından maksimum verimi almaya çalışın diyor kendisi de. 4 numarada BES birikimimi kendim yönetmemiş olmam da büyük pişmanlıklarımdan birisi. Senede 12 değişiklik yapma hakkım varken BES içinde de altın, döviz, yerli hisse, yabancı hisse, Eurobond, kira katılım, aklınıza gelecek her türlü yatırım ürünü varken bunu yapmadım diyor. Burada kesinlikle doğru. Kendinizin yönetmeniz çok doğru olur. Fakat Mehmet Bey'in finansal bilgisiyle bizlerin hepimizin finansal bilgisi biri olmayabiliyor. Dolayısıyla hangi fonları alacağımız konusunda kafamız karışabiliyor dönemsel olarak. Burada şu konuda kesinlikle hak veriyorum. Asla ama asla sözleşmenizi emeklilik şirketinin kaderine bırakmayın. Onların sizin için belirlediği fonları tercih etmeyin. Ya da onların uygun gördüğü robot sistemleri var. Onların şu ana kadar ciddi bir getiri sağladığını düşünmüyoruz. Zaten bizler bu kanalda bunun için varız. Hangi dönemde hangi fonlara yatırım yapacağımızı hep birlikte burada kendi sözleşmelerimizdeki fonları da göstererek ve en çok kazandıranları da göstererek yapıyoruz. Bu kanalı izlediğiniz sürece fonlarınızı kendinizin yönetmesinin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla bu konuda %100 kendi başınıza hareket etmektense bu şekilde bizim kanalımız gibi komünitelerle, topluluklardan fikir alarak fonlarınızı seçerseniz son derece rahat bir şekilde ciddi getiriler elde edeceksiniz devlet katkısıyla birlikte. 5 numaraya geçelim. İlk yıllarda aylık 100 TL ile başladığım ödemelerimi her yıl en az enflasyon artışı kadar artırmadığıma da pişmanım. BES hesabımın devam etmesi için en düşük prim kaç TL ise hep o limit kadar ödedim. Sanki gavura ödüyorum. Şimdi emekliliğime yaklaştım ve çok pişmanım diye son derece vurucu cümlelerle açıklamış. Biliyorsunuz bizler hep düşük rakamlarla ödüyoruz. Fakat bazen şöyle hatalara düşüyoruz bireysel emeklilikte. Bunu ben de yaptım. Kazancımız, maaşımız artmasına rağmen BES'e ödediğimiz rakamı sabit tutuyoruz. Bu çok büyük bir hata ve bir intihar. En azından enak enflasyonu kadar da olsa zam yapmak gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bunun da şöyle bir şey gösterebilirim size. Bakın misalen burada ENAK diyor ki araştırma grubu 12 aylık TÜFE %8,58 oldu diyor. Dolayısıyla siz eğer geçen sene bu dönemde geçen sene Temmuz ayında BES'inize 100 lira yatırıyorsanız artık bu tarihte 2023'ün Temmuz'unda bunu 200 lira yapmanız gerekiyor. Yoksa ciddi manada geri kalacak sözleşmeniz. Çünkü maaşınızın da bu kadar artmış olması gerekiyor elbette ama eğer bu derece bir artış yaşamadıysa da maaşınız mümkün olduğu ölçüde bir miktar artırmanız gerekiyor. Aksi takdirde enflasyon gerisinde kalmak son derece mümkün. Devlet katkısına rağmen eğer bunu yaparsanız sözleşmeniz çok kısa bir süre içerisinde güçlü bir hale gelecektir. Hatta katkı payının oranını değiştirmekte bir sınır yok bildiğiniz gibi. İstediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Özellikle gönüllü BES tarafında. Burada ENAK'ın aylık enflasyonunu da baz alabilirsiniz. Aylık değişiklik de yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Haziran ayında
ENAG enflasyonu %8,54 gelmiş. Sizler burada kabaca bir hesapla 100 lira yatırıyorsanız Haziran ayında, Temmuz ayında bakacaksınız ENAG'ın sayfasına, artık %9'luk bir enflasyon mu var? 110 lira yatırmaya başlayacaksınız. Hemen değiştireceksiniz katkı payınızı. Temmuz'dan itibaren 110 yapacaksınız. Temmuz tüfesi geldiğinde buraya tekrar bakacaksınız. Enflasyon ne kadar gitmiş, o kadar artırım. Tabii ki bunlar bizlerin maddi gücüyle alakalı. Ama eğer bir payımız varsa emeklilik açısından, maaşımızı da güzel güzel bir şekilde enflasyon oranında artırıyorlarsa, mutlaka bu değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde enflasyona yenilmek çok son derece kolay olacaktır. Genel itibariyle bu şekildeydi Mehmet Bey'in söyledikleri 5 maddenin 5'i de son derece vurucu ve bireysel emeklilik için önemli vurgulardı. Umarım sizler de bu vurguları dikkate alarak sözleşmelerinizi güçlendirmeye devam edersiniz. Lütfen takıldığınız noktaları videonun altındaki yorum bölümünden bizlere yazmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.